Cumhurbaşkanlığı'nın konserleri, yani bu salgın döneminde sanat camiası çalışamadığı için, müzisyenler özellikle çalışamadıkları için, para kazanamadıkları için zor duruma düştüler ve devlet onlara destek olmak için konser organize etti. Sanatçılara mı yoksa emekçilere mi? Vallahi ikisi de diyorlar. Çünkü o, yani sanatçı çıkıyor, arkada da çalanlar var, emekçiler var, işte ışık koyan var, sahneyi yapan var vesaire. Fakat şöyle eleştirildi. Mesela Ajda Pekkan onlardan biriydi. YouTube'dan canlı yayınlandı konser. 9 kişi izliyordu. Hatta ama sen dedin ki o an, ama sonra da yani böyle 50 bin, 100 bin olmadı. Ben 300'ü gördüm. 300'ü. 300 mü oldu? Tabii canım. Özür dilerim, ben onu görmedim. 300'ü gördü ya. 300'ü görmedim. Az bir şey değildi YouTube'da 300. Yani ben gelmeden baktım. Bir tek arşiv geçiyor. En çok izlenen 130 bin kişi izlemiş. Yani şu ana kadar yüklenen konserleri. Biz 2000 kişi canlı izleyiciye yayın yaptığımızda moralimiz bozuluyor. Yani 2000. 2000 kişi Ajda Pekkan'ın yerinde olmak istemezdim. Ama yani o tam duyurulamamıştı. Çok, yani ya Yavuz nasıl oldu? Nasıl 2000'e düştük canlı izleyici? Yani YouTube'da çok moral bozucu geliyordu şimdi bize. Bu başlangıç çok böyle kötü başladı Ajda Pekkan'la beraber. Sonra bu duyurma faaliyetlerinin arttığını gördük, değil mi? Seninle Cuma konuştuğumuz için çifte baskı olacak ama işte televizyonlar canlı yayınladı YouTube'dakileri. Evet. Bu ana kanallar canlı yayınladı. O işi şey yaptı, Akif söylemişti, evet, bedava içerik ne güzel diye. Yani eğer bu konserlerin mesela bütün bütçesini Cumhurbaşkanlığı sağlıyorsa o televizyonların bu konseri yayınlamaktan elde ettikleri kazancın da Cumhurbaşkanlığına iadesi gerekir. Çünkü Cumhurbaşkanlığının kullandığı bütçe senin benim paramız. Yani, ya sen ben bir özel televizyona konser ısmarlamış oluyoruz. Yayın içeriği sağlıyoruz bir yani bedava. Bir defa da böyle bir şey yap. Buna mesela da bize niye vermiyorlar? Ya. Bize bir defa ya. Bir memnun defa. Ol. Bir kere bir de memnun ol ya. Şu pandemi döneminde televizyonlar da zor durumda. Bize niye vermiyorlar? Sen de yayınlayabilirdin. Evet, YouTube'dan alıp yayınlayabilirdin. Evet. Bu soruldu. Yani bu eleştiriler üzerine. Yayınlayabilirsin dediler mi? Yok, biz ya bize yayınlar mısınız derlerse değerlendiririz diye düşünüyorum. Şimdi ben kanalı da yönetmiyorum tabii de yani. Kendi ayağına da sıkma yani şimdi gecenin 12'sinde. Yok hayır, yani tekliflere açık olduğumuzu baştan kapıyı kapatma yani. Baştan bir kapıyı yok kapatma. Herhalde. Burada geçiyor musun konuyu? Yok, geçmiyorum. Şunu söyleyeceğim, bu yani bu eleştiriler üzerine şöyle bir tarafı var. Sanatçıların kimler? Ajda Pekkan, işte Sibel Can, aklıma gelenleri sayıyorum. Demet Akalın falan, bunlar işte Cumhurbaşkanı'nın sanatçılarla buluşması, Cumhurbaşkanı'nın sanatçılarla iftar yemeği. Hep bunlar da gördüğümüz sabit isimler. Kadro mu yani? Sabit kadro. Gördüğümüz isimler. Ben hiç aykırı bir isim görmedim. Burada olmayan bir isim görmedim. Eğer varsa da yok. Genelde yok. Evet. Mesela Ahmet Hakan bununla ilgili yazı yazdı. O da rahatsız olmuş. Selda Bağcan niye yok diye sordu. Selda Bağcan'a sormuşlar, sizi çağırdılar mı diye. O da demiş ki onlar kimi davet edeceklerini iyi bilirler. Peki şey olabilir, belki bir uçak, bir seyahatler başladığında Ahmet Hakan Cumhurbaşkanı'na da sorabilir mi bunu? Soracaktır. Sorar da diye, soracak diye bekliyoruz. Soracaktır. Mutlaka. Yani bu müzisyenlere destek olmak için düşünülmüş bir şey. Fakat zarar gören, koronavirüsten zarar gören müzisyenler bir kısım müzisyenler. Yani diğer müzisyenler hiç zarar görmüyorlar. Tabii de orada emekçiler diye açıklamalarda hep emekçiler önde. Yani çalışamayan sanatçıların açıklamalarında da öyle biliyorsun. Değil mi? Arkadaşlar hep bir hesap yapalım mı burada? Doğru. Emekçiler 5000 kişi sayı da verilmişti. Evet. Şimdi 60 sanatçı. Ama çok özür dilerim. Sanatçılar evet emekçiler ama sanatçılar para almışlar. Para almanın işi değil. Yani ironi var. Yani Sabah gazetesinden bu konuyla ilgili eleştirilere tokat gibi bir cevap var. Birazdan şey yapacağım, onları söyleyeceğim size. Buyurun. Tek sahne, fix sahne. Sabit sahne, ortak, herkes kullanıyor. 60 sanatçı. Işık. Sahne bir kere kuruluyor. Işık kaç kişi çalışıyordu mesela? Sahne, ışıkçı yani tek dediğim tek ekip. Ses teknisyeni, sesçi var, ışıkçı var vesaire. Ama tek ekip. Saz heyeti var. Hepsinde değişsin 10'ar kişi olsun. Mesela hepsinde de değişsin. 60 kişi 600 değil mi? 400'de ses ve ışık teknisyeni olsun. 1000. Yani nasıl 5.000? Ben bir türlü yani en bol hesabı yaptım. Bir türlü 5.000'i bulamadım. 60'a böl 5.000'e ne çıkıyor? 6.000 olsa her gün 100 kişi çalışıyor. 100 kişi ama. Tabii her gün 100 kişi dönüşüyor ya da her sanatçı başına 100 kişi çalışıyor. 100 ayrı kişi. Yani bunu doğrusunu istersen her anlayamadım ben. Ayrı ayrı sayıyor olabilirler. Ha, muhtemelen şöyle bir şey oldu. Fahrettin Altun'un açıklamasındaydı galiba o rakam. Şimdi tam hatırlamadım yani 5.000 emekçi. Onun hatası değil bu. Onu söyleyeyim. Bu işi organize edenler böyle anlatmışlardır. Onun da bu hesabı yapacak. Bu hesabı yapacak. Vakti yoktur. Vakti ve vukufiyeti, konuya hakimiyeti yoktur. Tamam mı? Ya olur mu olmaz mı? 5.000 kişi nereye gidiyor kardeşim? Nerede çalıştırıyorsunuz 5.000 kişi? Plan, onu düşünmeye vakti yoktur. İşte o açıklamalarda değildir. Şey var mıydı? 5.000 emekçiye şu kadar verildi, sanatçılara bu kadar verildi diye. Biri yok. Şimdi ona da gelelim. O ayrı bir boyutu. Şimdi 3 boyutu var. Bir tanesi bu. Bir kere Cumhurbaşkanlığı açıkça yanıltılmış. Kim o? Cumhurbaşkanlığını yanıltmak, Cumhurbaşkanlığına da milleti yanılttırmak. Cumhurbaşkanı da milleti yanıltıyor. Bu kadar ucuz mu? Birinci soru bu. Yani kim o? İkincisi... 5.000 rakamını veren fail. Hayır, kim o? Kim o? O kim 5.000? Kim o fail? O hesabı bir anlatsın. Nasıl oluyor? Bu 5.000 kişi nerede? Bir anlatsın. Yani nereye saklandı bunlar? Ne iş yapıyorlar? Şimdi ikincisi, senin söylediğin, sen de söylediğin inan. Yani bir de Cumhurbaşkanlığının, iktidarın memnun olduğu, iyi ilişkiler içinde olduğu isimlerden seçilmiş bir kadro. Pandemiden sadece onlar mı etkilendi? Bu mesela parti bütçesinden yapılsa, parti sadece memnun olduğu, iyi ilişkiler içinde olduğu sanatçıları seçme hakkına sahip. Kendi şeyini kullanıyor, bütçesini kullanıyor. Ama Cumhurbaşkanlığı bütçesinden bunu yaptığında... Devlet bu herkesin parasını kullanıyor. Yani öyle bir şey yok. O zaman sadece iktidarın memnun olduğu, AK Parti'nin memnun olduğu sanatçılarla iş tutamaz. O zaman pandemiden onlar etkilendi, bunlar etkilenmedi gibi bir ayrım yapabilir misin? Hepsine yaptırman lazım ayrımsız. Yani o zaman ya bir sanat mafyası varmış da, ya yanlış oldu, geri alıyorum o sözü. Bir sanat çetesi, o da olmaz. Bir sanat örgütlenmesi, ne diyeceğiz buna bilmiyorum. Bir sanat tekeli varmış da, sanat dünyasında bir tekel kurtardım mı? Kültür sanatta bazen ararken böyle kelimeleri çok şey oluyor ya. Bir sanki kültür sanat camiasında bir tekel kuruluyormuş da, ya o tekel işte kendi tekelindeki de gece 12'de buluyormuş ya. Allah'ım ki. Yani sanki tokat gibi bir cevap var. Hadi ya. Yavuz'a mı geliyor? Tokat'ı ben kabul ettim. Sabah gazetesinin magazin eki Günaydın bu konuyla ilgili eleştirilere tokat gibi bir cevap vermiş. Diyor ki bu haberin başlığı 60 sanatçının konser verdiği birçok müzisyen, dansçı, ses ve ışıkçının görev aldığı etkinlik üzerinden sığ bir muhalefet ve algı operasyonu yapılmaya çalışıldı. Az önce. Algı operasyonu. Pandemi döneminde... Pandemi döneminde iş yapamayan müzisyenlere nefes aldırıp sanatçıları halkla buluşturan İstanbul Yeditepe konserleri bazı kendini bilmezler tarafından eleştirildi. Sanatçılar bu eleştirilere tokat gibi bir cevap verdi. Cevapları kim ne demiş bir şey. 14 Muazzez Ersoy. Ya onun vurduğu yerde gül biter be. Ne diyorsun ya? Binlerce sanat emekçisi bu sektörden ekmeğini kazanıyor. İstanbul Yeditepe konserlerini eleştirirken sanat emekçilerinin de bir ailesi olduğunu unutmayın. Tabii. Eyvallah. Doğru. Ajda Pekkan, zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde İstanbul Yeditepe konserleri sayesinde müzik emekçileri çalışma imkanı bulmuştur. Süper. Tokat. Sibel Can, müzikseverlerle buluşmamızı sağlayan sanata ve sanatçıya her zaman sonsuz destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. En ağır tokat bence bu. Doğru. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum diye bitirmiş Sibel Can. Dahasına eleştirilere vesaire falan girmemiş. İlk günde sanıyorum Demet Akalın da birisiyle beraber yapmıştı. Alişan mıydı? Alişan'la beraber. İkisi de Cumhurbaşkanına teşekkür etmişlerdi. Onların hakkını yemeyelim. Teşekkürlerini de sosyal medyadan teşekkürlerini de tek bir etiketle duyurdular. 3-4 sanırım sanatçı birlikteydi. Müzik susturulamaz mıydı? Biz şunu bir türlü öğrenemedik ya. Yani burada bir bozgunculuk gibi görünse de merak işte yani gazetecinin merakı diye bakılabilir. Tokat arsızlığı da diyebilirsin. Tokat arsızlığı mı desek? Oraya mı gidiyoruz? Ya çok dikkatli konuşuyorum. Merak anlamında belki bir hani ortaya koyalım. Emekçilere bir kere bu konserlerin toplam maliyeti ne? vergiyle ne doğrulayabiliyoruz ne yalanlayabiliyoruz. 30 milyon gibi bir rakamın yanlış olduğunu Fahrettin Altun söyledi. Doğrusu ne diyorsun? Doğrusu ne konusunda bir fikrimiz yok. Bir. İkincisi... Açıklamak zorundalar mı? Yok. Öyle bir mecburiyet yok. Mi var? Ben öyle gevezelik yapıyorum yani şu an. Öyle şey var. Senin de paran var. 3 kuruş da senin vergin var diye sana hesap mı verecekler? O da var tabii. Yani zaten aslında, bu ileri demokrasi standardı değil mi? Yani bu konularda açıklama yapmak zaruriyeti yok. Emekçilere ne kadar ödenmiş? Pandemi döneminde emekçileri düşündüğünü söyleyen sanatçılara ne kadar ödenmiş? Bunda mesela... Coşkun Sabah'ın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. O tokat gibi cevapsa... Evet, tokat gibi cevaplarla ilgili. Çok oldu. Harcanan para söylenenin 1/10 bile değildir. Çünkü herkes konser başına aldığı ücretin yarısını aldı. Yani Coşkun Sabah 100.000 lira alıyorsa yarısını almış. Yani 50.000 lira. Kaşesi, Ajda Pekkan'ın kaşesi 200 ise 300.000 ise almış. Ha, 150 almıştır. 300 ise 150. Sibel Can 500 ise 250 almıştır. Büyük fedakarlık tabii. Evet. Hepimiz bunu bir milli görev olarak gördük. Yani yarısını alarak. Milli görev. Evet. Allah razı olsun. Güzel. Emekçilere de mi yarısını vermişlerdi acaba? O konuyla ilgili bir açıklama yok. Ha, yani onlar zaten, da milli bir görev olarak görüp... Evet, zaten beklemiyoruz yani. Zaten Coşkun Sabah da bu pandemi sürecinde epey kendinden bahsettirdi. Evet, ettirdi. Biliyorsun. Bankada yani 15-20 milyon liralık işte ya da dolarlık neyse gayrimenkulüm olabilir ama onu ekmek yapıp yiyemiyorsun. Ya adam kirayı geciktirirse benim de uykularım kaçıyor. Ya aç kalırsam. Hayır, ya aç kalırsam. Bankada da rakam 450.000 lirası varmış. Tabii. Bankada, 450 ama bitebilir. Ama ya biterse ben şimdi gözüme uyku nasıl girsin? Ya döngü devam etmeyince çok ciddi sıkıntı. Benim bankada 450.000 liram olsa ya bizi yok mu senin? 449. Şu pandemi sürecinde bizi güldürdü. Allah da onu güldürsün. Çok matrak adam, onu söyleyeyim yani.